Günaydın. Tatlış bir kar yağıyor. Güne böyle başladık bugün. Şuraya bakın. Bizim burası sahil tarafına yakın olduğu için tabii bizim bu taraflarda biraz daha az yağıyor arkadaşlar. Ama çok merak ediyorum. Acaba şu 87 yılına ait olan kar yağacak mı ve biz görecek miyiz? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Ve herkese merhaba. Uzun zamandan beri vlog çekmiyordum. Daha yeni yataktan kalktım ve böyle bir an ya ben vlog çekeyim ya oldum. Böyle canım istedi, bilmiyorum. Öyle biraz bugünü çekeriz, beraber hazırlanırız, bir şeyler yaparız dedim. Günü beraber geçiririz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Geçiriyorsunuzdur da. Ya Allah'ım diyeyim, şöyle trendlere girmek bana da nasip olur inşallah deyip bu videoyu açıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, güne şöyle bir yüzümüzü yıkayalım. Dişlerimizi fırçalayalım falan filan. Sonra hemen bir kahve yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu arada size bir şey söyleyeceğim bu esnada. Şu Cress'in ben Amerika'dan getirtiyorum bu arada. Yani ablam sürekli gittiği için. Mükemmel bir diş macunu, yani başka hiçbir şey almanıza gerek yok. Söyleyeyim mi? Vlog çekmeyi özlemişim. Aslında çok böyle, yani bu aralar çok gidip gelmekteyim. Bir sürü şey deniyorum YouTube'la ilgili. Hani ilginizi çekebilecek şeyler çekmeye çalışıyorum. Yani bir yıldan beri uğraştığım için artık herhalde bu işi beceremiyorum diyorum. Bırakayım diyorum falan filan. Ama sonra böyle şey oluyorum. Yani böyle kamerada sizlere bir şey çekmek hoşuma gidiyor. İşte konuşurken motive oluyorum. Kendimi rahatlatıyorum. Bu yüzden de arkadaşlar böyle hani belki bu vloglar gelebilir. Bilmiyorum çünkü yani o an ne çekmek istersem onu çekmeye karar verdim artık. Çünkü sadece iyi geldiğini düşündüğüm için devam edeceğim buna. Ben rahatlıyorum, ne bileyim. Sizlerle konuşmak güzel geliyor bazen. O yüzden böyle bugün de bir vlog çekmek istedim. Ay, inanılmaz tatlış bir kar yağıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay, şurada ekmek şeyim. Bu arada bu videoda böyle evde bayağı birkaç değişiklikler yaptım. Belki onları da size gösteririm. Beni takip edenler için birkaç yenilikler, işte yeni şeyler aldım falan filan. Mesela bir tanesi bu arkadaşlar. Size çok komik bir şey söyleyeceğim şimdi. İyi dinleyin bunu. Ben bunu hepsi bu arada yurt dışından gelen ürünler kısmı var. Oradan aldım. Bunun aynısını Trendyol'da gördüm ben. Trendyol'daki fiyatını söylüyorum size. Aşağıda eklerim, siz de görürsünüz. 490 civarı bir şeydi yani. İnanamadım ben. Yani buna 490 kim verir arkadaşım? Yani kafayı yediniz herhalde falan. Neyse, hepsi bu arada da böyle gezinirken bir baktım. 90 lira. Ve o gün de hepsi bu arada da indirimim vardı benim. Hemen aldım. Ve yani şöyle söyleyeyim size. Şu sunum tahtası, şöyle ayakları da var arkadaşlar. Bana 65 liraya mal oldu. Çok uzun sürdü gelmesi. Çünkü dediğim gibi yurt dışından geldiği için sürekli bakıyorum. Ürün şeyde yani. Edremit'te falan filan diyor böyle yani. Herhalde orada gümrükte midir nedir bilmiyorum yani. Ben öyle hatırlıyorum. Edremit'in orada gümrük mü vardı acaba? Ay, çok uzak kaldım bu işlerden ben. Neyse. Her neyse. Önemli değil. Ben bunu 65'e aldım mı? Aldım arkadaşlar. Şimdi sizi şöyle alayım biraz. Şöyle biraz. Güne nasıl başlayacağız? Tabii ki de kahveyle. Kahvesiz gün mü olur yahu? Ay, şunu bir yerlerine koymam lazım. Bunları şey yapamadım bir türlü. Ay, kar yağsın hiç durmasın.
arada eşim Mısır'a gitti benim iş seyahati için. Ve ben her yurt dışına gittiği zaman ondan mutlaka kahve aldırtıyorum arkadaşlar. Çünkü kahveler burada, yabancı kahveler çok çok yüksek fiyatlarda. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Biraz kameranın yönünü değiştireyim. Kahve aldırtıyorum ona genellikle. Ve benim en favori kahvelerimden bir tanesi de şunu göstereceğim. Ya iki tane var aslında. Bir Julius bilmem ne, ismi çok zor okunuyor. Bir de İli'nin bu kahveleri arkadaşlar. Hemen aldırtıyorum yani. Çünkü bunları içtiğimden beri aslında o Starbucks'larda içtiğim kahveler leş geliyor bana. Ama yine de içiyorum tabii ki de. Kahvemi de buna döktüğüm için. Oh Allah'ım. Keşke şu an kokusunu alabiliyor olsaydınız. Keşke. Suyun kaynamasını bekliyorum. O yüzden salona geçsek iyi olacak. Göstermek istedim. Duvara bu iki hasır duvar süsünden aldım arkadaşlar. Bir de yatak odasından aldım. Yatak odasındakileri şimdi göstermeyeyim. Belki sonra zamanlarda gösteririm. Şu an çünkü yatak odası inanılmaz dağınık. Her neyse. Bu tarz yatak odasına da bir iki tane aldım. Bir de tablo falan aldım yani. Onun dışında ya bu duvar süsleri acayip hoşuma gidiyordu. İnanır mısınız, yargıcı da ben zamanında gördüğüm zaman bunların tanesi 500 liralar falan satılıyordu arkadaşlar. Ben Bella Mason mı? Tam bilmiyorum nasıl okunduğunu. Her neyse tanesini işte 90 liraya, 100 liraya falan aldım. Bir de böyle 600 liraya topladığın zaman güzel bir indirim seçeneği veriyordu. Ekstra bir de öyle indirim vardı. Yani alacağınız oradan birkaç tane kaptım arkadaşlar. Bunun dışında burada şöyle bir lamba aldım. Onu da göstereyim size. Bu da tatlı, güzel oldu açıkçası yani. Yani bu köşeyi, hatta şöyle uzaktan şöyle, bugün hava inanılmaz, yani daha doğrusu salon çok karanlıkta kaldı. Yani şöyle bir alan oluştu bize. Güzel oldu arkadaşlar. Biraz şu an beyniniz dönüyor olabilir. Kusura bakmayın. Malum kamera. Ya bizde ekipman benim. Kahve yapıp geldim. Fakat bir tane bu aralar son zamanlarda bir trend var Reels'ta. O Reels'ı çekeceğim şimdi. Sizi de bir köşeden izlettireceğim. Bakalım nasıl çekiyormuşum. Çekimi bu şekilde yapmam lazım. Ayarlamam lazım tripodumu. Ay yine şimdi biraz çok saçma göründüğünü biliyorum. Ama ne yapacaksınız? Trendler bunlar. Yapıyoruz biz de. İlginizi çeksin, hoşunuza gitsin diye. Şimdi bunu hemen editleyeyim. Bak çektim, bitirdim ve geldim. Şimdi size son zamanlarda inanılmaz bir kitap okuma şeyi geldi bana. Bir ilham geldi. Aslında ben çok kitap okurum. Ama çok uzun zamandan beri böyle kendimi hiç itekleyemiyordum kitap okumaya. Fakat şöyle bir durum olduğunu fark ettim. İyi kitap bulamıyormuşum. Yani gerçekten eski kitapları diyorum böyle yapıyordum. Yani dedim ki ya eski kitaplara geri dönsem onları tekrar okusam falan yapıyordum. Ya bir türlü içime sinen hikayeler bulamadım. Artık en son böyle şey oldum yani. Yok dedim, şöyle dedim, sen kitap evine gideceksin. Şu yani 2 saatini mi ayıracaksın? 3 saatini mi ayıracaksın? Düzgün kitapları bulana kadar pes etmeyeceksin. Ve gerçekten ilgini çekecek kitapları alacaksın dedim. Bu arada üstüme bir şeyler geldi arkadaşlar. Bu yani kusura bakmayın, değil mi? O yüzden ben de artık böyle hiç acımadım. Parasına falan hemen aldım. Çünkü bu arada kitaplar inanılmaz pahalanmış. Onu da söyleyeyim yani. Bir tane kitap 90 liraydı. Şoka girdim ben. Bu arada
Başta bir dipnot daha geçeceğim. Biyografiydi, öyle gerçek bir hikayeydi falan dışında bahsediyorum. Tarih kitapları dışında falan bahsediyorum. Romanlardan bahsedeceğim. Ben yabancıların romanlarını daha çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle kişisel gelişim hikayeleri olan, altlarını çizmek istediğimiz noktaları bulduğumuz kitaplar bence yabancı yazarların çok çok daha iyi. Ben düzgün daha şu ana kadar keyif alarak okuduğum Türk, yani Livaneli şimdi güzel yazıyor. Bak Livaneli güzel yazıyor. Onun bunların arasını tutmuyorum. Ama yani yok ya. Ya gerçekten ya ben bulamıyorum. Sizin de aklınıza gelen varsa bir yandan da bakıyorum yani. Of, gerçekten Türk şey çok hoşuma gitmiyor benim. Benim ilgimi çekmiyor. Kitaplarımda alt yazıları çizme durumunu ben çok severim. Bana alıntılar vermesini isterim. Maalesef Türk yazarlarda bu çok fazla yok. Bunu geçen ay okudum. Gece Yarısı kütüphanesi. Çok güzeldi. Bir günde bitebilecek bir kitap. Akıcı. Hani böyle yani çok kafada yormuyor. Böyle hayattan bazı dersler de alıyorsunuz falan. Bu da çok hoşuma gitti. Ama asıl kitaba geçmek istiyorum. Kitabı o kadar hızlı okumuşum ki yani. O kadar elinden bırakmak istememişim ki. İnanamadım. İnanamadım yani. Bir çırpıda bitirdim çünkü. Su Kürü arkadaşlar. Ha, acayip acayip hoşuma gitti. Yani muhteşem bir kitaptı. Muhteşem. Ve bu yazarın bir kitabını daha aldım. Onu da size göstereceğim. Onu da okumak için sabırsızlanıyorum. Mavi Bilek diye. Ya şu ana kadar konuları bu kadar farklı olan, farklı şekilde yazılan, yazan diyeyim. Yazı anlatımı farklı olan kitap okumamıştım. O yüzden bayıla bayıla okudum. Bayıla bayıla okudum yani. Su Kürü'nden sonra şu an okuduğum ve sonunda ikisi de Öğür adlı kitabı okuyorum şu an. Dün başladım. Buna çok şey yapmadım çünkü bunu bitirip ardından hemen başlayınca böyle biraz beynim şey oluyor, yoruluyor. Bunda da ama yani 80 sayfa okumuşum ilk bir oturuşta. Fakat bunun kadar muhteşem değil yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane şunu aldım. Bu da gerçek bir yaşam öyküsü arkadaşlar. Nazilerin zamanında esir alınan kişilerin bir hikayesi. Bunu anlatıyor. Bunu da çok merakla şey yapacağım, okuyacağım. Zaten büyük ihtimalle bu kitaptan bir sonraki kitabım bu olabilir ya da Mavi Bilet olabilir. Emin değilim. Çok böyle kararsız kaldım yani. Bir de Nevrotik Bir Gezegenden Notlar, Matt Haig'in, yani Ders Kütüphanesi'nin yazarını, bir diğer kitabını da aldım. Bunda da alt yazılı metinler, yani altını çizmek istediğimiz bir sürü metinler yer aldığını gördüm. Birçok yerde okuduğuma dair konularla ilgili. O yüzden hemen kaptım onu da. Ya inanılmaz bir okuma isteği geldi. Çünkü bu kitapların konuları muhteşem. Kitapların konuları muhteşem olunca yani hiç evden dışarıya çıkmak istemiyorum açıkçası. Sadece kitapları okumak istiyorum. Bu arada pili bitiyor bunun. Ben hemen biraz şarj edeyim. Sonra zaten ben kahvemi içeyim falan filan derken işte sonra görüşürüz arkadaşlar. Biraz yani artık şu sıfatımı değiştirmem lazım. Bir kendime gelmem lazım. Bugün nedense böyle bir düz bir fön çekmek istedim. Ya bir de size bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş saçım ya hiç mi uzamaz ya? Hiç mi uzamaz? Ya şu omuzlarıma biraz geçsin istiyorum. Gerçi kıvırcık diye de işte biraz yani böyle kıvırcık görüyorsunuz. Birileri şey yazmış geçen videolarda ya canım demiş senin saçların kıvırcık değil ama olsun falan yapmış. Arkadaşlar benim saçlarım kıvırcık. Eskiden daha da kıvırcıktı. Bu kestire kestire biraz daha dalgalanmaya başladı. Ay üf, vallahi düz olsun. Kıvırcık saç istemiyorum artık zaten. Çok sıkıldım. Şimdi birazcık düzleştirelim. Şöyle toplayıp biraz tarıyorum. Bu arada şu meşhur fön tarağını da yapacağım. Şöyle gideyim.
Bunu yaratandan da Allah bin kere razı olsun. Çünkü şu an bir Dyson'a dünya para verebilecek bir durum yok yani. Çok fahiş fiyatlar, aşırı kafayı yemiş durumdalar. O yüzden bu bayağı bir kurtarıyor beni. Arkadaşlar çektim. Yani benim saçımı bu kadar bile düzleştirmesi mükemmel bir durum. Şunun sesini kapatayım. Böyle bloklar istiyorum ben. Gördüğünüz gibi saçım 6 ay önce hangi boydaysa yine o boyda. Yani yok uzamıyor, saç uzamıyor yani. Anlamış değilim niye uzamıyor. Şimdi şu body shop'ın şu yağından birazcık saçlarımızı sürelim. Kabarmasını, elektriklenmesini engelliyor. Ya bu yağların aslında sevmediğim bir yönlerinden bir tanesi şu. Gerçekten bazen çok yağlı gösteriyor saçınızı. O hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ama işte düz fön çekince de daha düz durması için. Bak şimdi şurada mesela buraya fazla geldi. O öyle olunca sinir oluyorum. Şimdi diyeceksin ki şöyle bir yere mi gidiyorsun? Hayır. Ama bazen böyle evde olurken bile ben böyle makyaj yapmayı bile seviyorum. Bu arada inanılmaz bir tipi başladı arkadaşlar. Galiba bayağı bir kar yağacak. Evet, hatta şimdi cilt bakım kremlerimizi falan filan sürelim. Şöyle biraz şey yapalım. Beni iyi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Az önce kamerayı düşürdüm. Ah, ya böyle yüreğim ağzına geldi. Yani öyle söyleyeyim. Bazen saçma sapan hareketler yapıyorum ve o yüzden yani düşürüyorum. Ay çok çok korktum. Şimdi biraz yüzüme şey süreceğim. Bir tonic rice toner. Biraz canlansın yüzüm. Bu rice toner'ı sürdüğüm zaman böyle cildimde inanılmaz bir yumuşama ve rahatlama hissediyorum. Ya çok güzel bir toner yapmışlar ve en güzel taraflarından bir tanesi de cildi parlatıyor bayağı bir. Aslında itiraf ediyorum maskaramı çok yani şöyle üşengeçlik kötü bir şey. Biraz yüzüme renk gelsin diye makyaj yapacağım. Size bir şey söyleyeyim. Aşırı sakarlığım. Üzerinde az önce bir dünya şey devirdim. Yani bilmiyorum. Yeterliyim. Neyse. Biraz makyaj yapayım. Keyfim yerine gelir. Şunu böyle birazcık az yapacağım makyaj. Çünkü gerek yok. Gerek yok diye. Yalnız göz altları falan çok kötü olduğu için biraz şöyle süreceğim. Gerek yok diye boya falan yaptım. Evet. Yaşlandığımı nasıl anlarım biliyor musunuz? Makyaj yaparken kırışıklıklarımın gitgide arttığını görüyorum. Ve cildimin böyle şey, kılcal damarlarının biraz biraz artık çıktığını görüyorum. Yani diyeceksiniz ki yaşın kaç? Aslında baktığınız zaman 35. Yani saçlarımda beyazlamalar bile başladı. Yani işte yaşlanıyoruz.
Şimdi bütün sorunu. Hani gidiyorsunuz arkasına gelin. Şu mesajı kullanayım ben. Bu arada bu Maybelline'in maskarası mükemmelmiş arkadaşlar. Yalnız şu an gözümde maskara var. Ne? Normalde tek gözüm olmuş maskarası geldi. Normalde çok da kalmışım maskarayı zaten. Ama edeceğim için çok şey yapmıyorum. Evet, makyajım bitti, biraz kendime geldim. Neler yiyeceğim şimdi? Şöyle göstereyim. Yani biraz en azından renk geldi yüzümüze. Bu bile bir şey arkadaşlar. Birazcık bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra gelişen olaylardan haberdar ederim sizi. Arkadaşlar dışarıya çıkacağım. Şöyle bir kombin yaptım. Ya bu eteğimi çok seviyorum. Ama bir türlü bir şeyle kombin edemiyorum yani. Böyle de umarım güzel olmuştur. Bilmiyorum, bir tık daha içime sindi. Ama hani yani çok da emin değilim. Yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor bu etek. Ama işte kombinlemek biraz zor. O yüzden ben de şu tarz bir triko kazakla kombinledim. Şimdi bir saçımı toplayacağım biraz. Sonra çıkacağız. Saçlarımı da böyle yaptım. Bu arada arkadan iyice müzikten umarım pet telif yemem. Saçlarımı da böyle yaptım. Çok tatlı. Arkadaşlar dışarıdan geldim. Saç baş dağıldı çünkü kar bayağı bir ıslattı beni. Saçlarımı tabii ki de kavardı. Şimdi Shibo'ya gittim arkadaşlar. Bir de markete uğramıştım da Shibo'dan aldığım şeyi göstermek istiyorum size. Şu limon sıkacağını aldım arkadaşlar. Aşağı linkini bırakırım. Çünkü hem metal oluşundan dolayı çok hoşuma gitti. Yani kolay kolay kırılmaz limon sıktığınız zaman. Yani limon sıkıcı bu arada. Hemen Allah. Şunu da şöyle bir açayım. Şöyle bir şey. Şöyle limonu sıkıyorsunuz. Şöyle. Metal oluşu çok iyi. Bir de askısının oluşu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa alın. Benim bayağıdır vardı. Ama bir türlü hani yani bugün alırım, yarın alırım diye bir sürü hep erteledim. Bir de market alışverişi yaptım arkadaşlar. Öyle videoyu kapatacağım şimdi. Çünkü yani çok uzun bir videoda olmasın. Sıkılmanızı da istemiyorum. Umarım buraya kadar beni izlemişsinizdir. Umarım bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. İşte umarım beni takip etmeyi daha çok istersiniz. Videolarımı daha çok merakla beklersiniz. Hepsini umuyorum. İnşallah da bu videoyu da beğenmiş, beğenme tuşuna basmış ve artı olarak da bir de abone olmuşsunuzdur diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.